Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TYT geometri soru bankası kitabında çokgenler konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 144 ve 145 çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda düzgün beşgen verilmiş. Dış açısı 360/5'ten bölü 5'ten 72, iç açısı kaç yapar? 108 yapar. Hocam burası 108. Hocam burası da 108. Sonra şurada ne yapmalıyız acaba? İşte burası da 108, burası da 108 deyip tamamı 108 ya 60 kaldı deyip şuradaki çok iç açıları toplamından gidebiliriz. Ya da uzat kardeşim şunu. Şöyle üçgenlerden, üçgenlerden yapabiliriz. Şu ikisinin toplamı ne yapıyor? 156 yapıyor. Hocam burası 156. Şuradaki dörtgenin iç açıları toplamından bunu buluruz, sonra x'i buluruz. Ya da hocam yine böyle sıkıntı oluyor dersen şunu da uzatırsın böyle. 156 ise bak 156 ise burası Burası kaç yapıyor o zaman? 24 mi yapıyor? Evet. 24 yaptı. 108 ise burası kaç yapar? 72. 72, 24 daha. 96. Buraya kaç kaldı? 84. Şimdi 84, 44. Yani şu üçgende iki iç açın toplam bir dış açı. X, 84 artı 44 dersin. O zaman cevabı 128 olarak bulursun. İstediğin şekilde yap. Sana kalmış. Bir sürü seçenek de sana gösterdim. Evet bana en kolayı bu geldi valla. Çünkü üçgene dönüştürmek açıları daha da kolaylaştırıyor sanki. Evet. Birinci soru. Edremit geldik ikiye. Bir iç açısının ölçüsü 160 derece olan düzgün çokgen. Bir düzgün çokgen var elimizde. Bir iç açısı kaç derece? 160 derece. Dış açısı kaç yapar o zaman? 20 derece yapar. Diyor ki o zaman 360'ı ben 20'ye bölersem kenar sayısını bulurum. Kenar sayısı da kaç çıkıyor? 18 çıkıyor. Diyor ki köşegen sayısı bir köşeden geçen köşegen sayısının kaç katıdır diye soruluyor. Hmm. köşegen sayısı neydi arkadaşlar? Normalde tüm köşegenlerin sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 idi. Yani 18 çarpı n eksi 3 15 bölü 2. Yani kaç yapıyor? 5 kere 9 45 135 yapıyor. Evet köşegen sayısı bir köşeden geçen köşegen sayısının kaç katıdır? Köşegen sayısı bu. Bir köşeden geçen köşegen sayısı neydi? Çizerek de kendin de görebilirsin aslında bunu. Hatta şöyle çizeyim ben. Herhangi bir çokgende mesela dörtgende Hocam ya da 5 dörtgen çizeyim ilk önce. Bir köşeden bir tane çiziliyor. Sonra beşgende iki tane, altıgende 3 tane. Kenar sayısının hep 3 eksi yani n 3 kaç yapıyor arkadaşlar? n 3 de buradan 18 olduğu için 15 mi yapıyor? En yerine 18 yazarsam. Evet, 135 15'in kaç katıdır diye soruluyor. O zaman 135'i biz 15'e böleceğiz. 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 45, değil mi? Yok 45 değil. 5'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 27 yapıyor. 27 bölü 3'ten de kaç çıkar? Cevap 9 çıkar. Yani ikinci soru C han oldu. Geldik 3'e. Şekilde verilen şöyle bir düzgün çokgen var arkadaşlar elimizde. A eleman Kx yani şu doğrusal. D eleman Ke demiş. Yani bu doğrusal. Buna göre düzgün çokgenin kenar sayısı nedir diye soruluyor. Bizim için önemli olan dış açı. Hocam düzgün çokgen bak şu şekilde ya. Bak düzgün çokgenimiz bu şekilde. Düzgün çokgeni düzgün bir şekilde göstereyim ben sana. Dış açı önemli. Bak dış açısı burası. Hocam bunun dış açısı burası. E hala daha bir şey gelmedi burada. Burada ne yapacağız? Şunu uzatalım o zaman. Uzattığımız zaman burada da bir dış açı var. Dış açısı burası. Hatta üçgen oluştu. iki iç açı bir dış açıdan. Alfa artı 84 oldu. Şunu da uzatıp devam edebiliriz ama sen bunu biliyorsun. Şurada bir boynuz var. Boynuzda şu üçünün toplamı burası değil midir? Evet burası 3 alfa artı 84 mi yaptı? Aynen öyle. a iç açısı 3 alfa artı 84 dış açısı alfa. Hatta şuraya yaz daha net görürsün. 3 alfa artı 84 ya. Ana, ne oldu? İkisinin toplamı 180 olacak. 4 alfa artı 84 eşittir 180 ise 4 alfa buradan neye eşit oluyor? 96'ya eşit oluyor. Alfayı da buradan kaç buluruz? 24 buluruz. Çok yeni kenar sayısı soruluyor. 360'ı 24'e böldüğümüz anda kenar sayısını buluruz. Kenar sayısı da 15 çıkar. Yani 3. soru Balıkesir oldu. Geldik 4'e. Aşağıda düzgün altıgenin düzgün beşgen iç içe konmuş böyle. İşte bunlar doğrusal. ABK doğrusal. CDK da doğrusal verilmiş. AKC açısı nedir diye soruluyor. Şimdi bir kere düzgün altıgenin dış açısı 360 bölü 6'dan 60. Ve düzgün altıgen kenarlarını eşitliği koyalım. Düzgün beşgenin de kenarlarını eşitliğini koyalım. Bak iki kenar çıktı. Şimdi düzgün beşgenin bir dış açısı da 360 bölü 5'ten 72. iç açısı da 108 çıkar. Hocam burası 108. Bunun tamamı da 120 olduğundan buraya kaç kaldı o zaman? 12. Aynı şekilde 108. Buraya da 12 mi kaldı? Evet. Şimdi ne yapacağız? E, burada ikiz kenarlık var. Şu ikizkenarlığı kenarlığı kullanalım. Bu ikizkenarlıkta kenarlıkta arkadaşım tepe açısı 12 ise 180'den 12 çıkart. 168 2'ye böldüğün zaman 80. 168'i 2'ye böldüğün zaman 84 geliyor. Burası da 84 geldi. E sonra burası 180'e tamamlıyor. Doğrusal demiş burası. 96 yapar. E iç açısı 108 değil mi? Evet. 108 olduğundan dolayı buraya da 12 derece kaldı. Değil mi? 12 kaldı. E aynı şekilde aynı mantıktan 12 ise 84. 84 burası 96 kaldı. 108 olduğundan burası da 12 oldu. E burası da 108 değil mi? Evet şurada da bir boynuz var ya da bu marak. Şu üçünün toplamı 108. Yani x 108 artı 12 artı 12 eşittir. Şurası 120 yaptı. 132 mi yapıyor? O zaman x'i 132 olarak buluruz. Yani cevap Akçay yaptı. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Aşağıda merkezleri A, B, C olan düzgün beşgenler birleştirilmiştir. Şu şekilde birleş, çakışık olarak birleştirilmiş. Ona göre B, A, C açısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burası merkezleri mi düzgün beşgenlerin? Evet düzgün beşgenin merkezini kullanmam lazım benim burada. E ben bu merkezi nasıl kullanacağım? Mesela şurada üçgen oluştursam. Hocam bu üçgenlerden böyle kaç tane oluyordu? 5 tane oluyordu. 365'e böldüğümde burası çıkıyor değil mi? Evet 365'e böldüğümde burası çıkıyor. Ve bunlar hep x kenar değil mi? Şöyle şöyle şöyle. Aynı üçgen burası. Hocam aynı üçgen olduğu için. Aynı beşgen pardon. Aynı beşgen olduğu için e, ee, çemberin yarıçapları bunlar. Bunlar birbirine eşittir. A eşkenar dörtgen çıktı. Eşkenar dörtgende köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Bu arada şurada kaç kaç? 360 bölü 5'den bulunuyor. Yani burası 72. Burası da 72. Bunlar 36-36 mı yaptı? Evet. Hatta buraları da 36-36 yaptı? Aynen öyle. Aynı mantığı şurada da yapacak olursak eğer. Hocam bu da yarıçap, Bu da yarıçap, Ya da işte şu köşelere gittiği zaman. işte şunların hepsi birbirine eşit değil mi şöyle? E burası da aynı şekilde 72. Aynı şekilde 72. Ve burada da eşkenar dörtgen çıktı mı? Çıktı. Köşegenler dik kesir. E buraya 72 36 36 yaptı. E o zaman burası da 36 36 yaptı. E burası da 72 değil mi? Aynen öyle. Soru bitti. Şurası isteniyor benden. BAC açısı 36 72 ve 72'nin toplamı. 36 72 ve 72'nin toplamı. 36 72 ve 36'nın toplamı pardon. Kaç yapıyor? 144 yapar. Güzel bir soru. Beşinci soru. Denizli oldu. Geldik 6'ya. Evet eş yapıyı kalem döndürdüğümde yine aynı kalem diyorum. Arkadaş ben burada bir eş yapı oluşturmuşum. Bak dikkat et. Bununla bu aynı. Zaten bu simetri ekseni değil mi? Evet 60 60 böler mi böler. Yani şurası 60 burası da 60. Şimdi sen şu köşegeni çizersen düzgün altıgende. Ya kırmızıya ait bir üçgen oluşturmayayım. Şu köşegeni çizersem. Burası 120 ya. 30 30 yaptı burası. E hocam 60'lı burası buraya 30 kaldı. Aynı şekilde şunu da çizersem hocam bu da 120 derece ya hani 120 burası 120 şunu çizmişim gibi düşün. E 120 olduğundan burası da 30 30 yaptı. E aynı şekilde arkadaş bunu tamam 60'tı buraya da 30 kaldı. Ana ne çıktı burada? 90 30 60 90 ve başka bir şey var mı burada? Yok. Şekil 2'deki BD üstü uzunluğunun düzgün altıgen çevresinin oranı nedir diye soruluyor. Ben buraya AA dersem burası A kök 3. Aynı şekilde AA dersem A kök 3. İkiz dik üçgen kök 2 katı A kök 6 çıkar. Şimdi BD uzunluğunun A kök altının e, BD düzgün altıgenin çevresine oranı. Düzgün altıgenin çevresine 6 altı A'ya oranı. Yani kök 6 bölü 6 çıkar cevap. 6. soru çay oldu geldik 7'ye. Aşağıda düzgün altıgenlerden oluşturulmuş bir desen üzerine doğrusal çizgiler çizilerek yeşil boyalı altıgen motifi oluşturulmuş. Düzgün altıgenlerden her birinin alanı 6 kök üçü. Yani bir kenara A dersem 6 tane A kök 3 bölü 4 neye eşit verilmiş? Hocam 6 kökü çeşitlenmiş. Kök 6'lar ne A kare 4 ise A'yı buradan 2 buluruz. Evet A 2 çıktı. Ali Bey uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Tamam. Kolay. Arkadaş kolay. Niye kolay? Şimdi şuraya bakacak olursan. Hocam burada düzgün altıgen. Şu düzgün altıgenin kenarını bulmak lazım. Şurası kaç? Burası 2 bir mi ya? 2 iken bu en uzun köşegenin 4. Hocam bu da kenarın üstünden geliyor 2. Bu da şuradan gelmiş. Tam merkezden buraya geldiği zaman eşkenar üçgenden dolayı aynı kenar olmuyor mu burası da? Evet. Yani şunun bir kenarı kaç yaptı? 8 yaptı. Hocam şu büyük altıgende de bu en uzun köşegen. Bir kenarın iki katıdır. Yani cevap 16 yapar. 7. soru akçay oldu geldik 8'e. Şekilde ABCD paralel kenarında şöyle K ve 2K verilmiş bize. Şuraya K yazdık buraya 2K yazdık. Çevresi de 24 demiş. 3K burada 3K burada 6K eşittir 24 ise K'yı kaç buluruz? 4 buluruz. Evet burası 4 ve burayı 8 diye yazalım. Aynı şekilde burası da 8 burası da 4 olacak. Devam edelim. A ve D noktalarının BC'ye göre simetriği. A ve D noktalarının BC'ye göre simetriği alınırken bak D'nin BC'ye göre simetriği burası değildir. Dikkat. Niye? Simetri alınırken D noktasının simetriği alınırken mesela BC'ye dik olacak ve birbirine eşit olacak. Şöyle bir şey olması lazım değil mi? Evet şöyle bir şey olacak. Yani dik olacak ve birbirine eşit olacak. Sonra ne yapacağız burada? A noktasını da BC'ye göre simetri. BC'ye göre simetri dediği ne olacak? Yine şu şekilde doğruya göre simetriğini alacağım. Şöyle bir şey olmak zorunda. Evet buradaki simetriklerini aldık. Şimdi bir kere bu yükseklik bu da yükseklik ya bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Şurası da şöyle 90 derece yaptık. Şurası D üstü ve burası da A üstü demiş bize. Sonra AD ve A üstü D üstü ışınları üzerinde Şimdi AD ışın dediği şurada. Bakalım AD ışının dediği burada. Bu ışın üzerinde ve A üstü D üstü ışını. Şimdi bir kere arkadaşlar şu şunu şöyle çizecek olursak. Burada bir ne çıktı? Dikdörtgen çıktı. Çünkü 90 ise burası 90 değil mi? Evet. E, bunlar birbirine eşit. Şöyle bakacak olursak. Nasıl e, dikdörtgen? Şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. Ve birbirine eşit olduğu için paraya kenar oldu. 4 ise hatta burası da 4 bir olur. Madem paralel kenar şununla da şu birbirine paralel oldu. Tamam bunu bulduk. Şimdi bana diyor ki AD üzerindeki bir ışından ve A üstü D üstü üzerindeki bir ışından K ve L noktaları seç. K seçtin ve L noktası seçtin. Sonra K, A, B, A üstü L. Bakalım. K, A, B, A üstü L. Bir çokgen olmuyor burada. Çokgen ardışık köşeleri. Herhalde burası yanlış yazılmış arkadaşlar. Şurayı D, A diye düzeltelim. Tamam. Burayı da D üssü A üssü diye düzeltelim. D üssü A üssü diye düzeltelim. Bakalım da o zaman doğru çıkacak mı? Arkadaş şu DA'nın üzerinden DA'nın üzerinden bir nokta DA üssü üzerinden de bir nokta alacağım. Yani şu ışınlar üzerinde diyor ya buradaki noktalar üzerinde de değil. Yani şunun üzerinden ve şunun üzerinden bir nokta burada bir noktayı da burada seçecek olursam. O zaman burası K ve L'yi seçtik. Şimdi K, çizelim bakalım. Şurası K'dan A'ya geldim. Sonra A'dan nereye gideceğim? B'ye gideceğim. Sonra B'den A üstüne gideceğim. Sonra buradan buraya geleceğim. İşte bu siyahla gösterdiğim şey neymiş? Düzgün çokgenin ardışık köşeleriymiş. Peki bu düzgün çokgenin ardışık köşeleri olduğunu fark ediyor. O zaman DD üstü uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağız. Arkadaş bunlar birbirine paralel değil mi? E paralel. Karşıtlı kenarları paralel olan çokgenler çiftgenlerdir. E o zaman bu aslında 1, 2, 3, 4. Burada aslında çizerek de yapabiliriz. Böyle böyle çizersek hatta şöyle şöyle çizersek altıgen olduğunu anlayabiliriz. Bir. İkincisi. Hocam şunlar birbirine paralel. Bak şunların paralelliğini kullanabiliriz. Bu dış açısı burası değil mi? Evet. Düzgün çokgenin dış açısı burası değil mi? Evet. Şunlar birbirine paralel ya. Şöyle M kuralı oluştu. Burası da 2 alfa oldu. Yani iç açısı 2 alfa dış açısı alfa. Burası 3 alfa eşittir. 180 olduğundan alfayı 60 derece buluruz. O zaman iç açısı 120. Dış açısı 60 ise o zaman bu gerçekten bu düzgün altıgendir. E, ben alfayı 60 buldum. Hocam alfa 60 ise 90'ın karşı 8 ken 30'un karşısı karşı kaç yapar? 4. Burası da 4 köküç yapar. E o zaman burası da 4 köküç. Benden de DD üst uzunluğu isteniyor. Cevap 8 köküç yapacaktır. 8. soru Edremit oldu. Ve geldik. Güzel bir soruydu bu arada. Keşke şurası yanlış yazılmasaydı. Evet buradaki düzeltmeyi yapın arkadaşlar. DA ve D üstü A üstü ışınları olacak. Haberiniz olsun. Geldik 9'a. Aşağıda düzgün sekizgenler kullanılarak oluşturulmuş desenin çevresi 80. Evet bakıyoruz şimdi çevresine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 de burada 15. 5 de burada kaç yaptı? 20 yaptı. Yani 20 tane A neye eşitmiş? 80'e eşitse eğer A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Evet burası 4 çıktı. Şimdi dış açısı kaç dereceydi? 45 dereceydi. Hocam şu düzgün sekizgenin dış açısı 45-45 diye bölecek. E 45-45-90 yapar. Hocam burası da 45-45-90 yapar. Hocam burası da 45-45-90 yapar. Yani buradaki dış açılar 45-45. Yani mavi şekil ne oldu o zaman? Bir kare mi oldu arkadaş? Evet kare oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Mavi boyalı dörtgenin ağırlık merkezi A noktasıdır. Tam böyle köşe yerlerinin kesim noktası zaten burası. Oluyor. Sıkıntı yok. AD uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi AD'yi bulmak için ne yapmak lazım arkadaşım? 90 dereceye karşılık getirmek lazım. Yani... Öyle yaparsam sanki sıkıntı yaşayacağım arkadaşlar. Başka şekilde düşüneyim. Ben şimdi A, D, tam orta nokta olduğu için acaba burada da orta nokta mı oluyor A ile birleştirdiğimiz zaman? Evet. Niye? Şuradan bir dik çizsen. Şu ikizkenar kenar ya. Karede şu köşegenler birbirine eşit ya. Bu iki eşit parçaya böldü burası da. E hocam bu iki eşit parça. Bu da iki eşit parça. Bunları birleştirince burası da 90 derece olmaz mı? Olur. Niye? Çünkü sen şu köşegeni çizince hocam dış açısı 45 derece ya. E hocam burası 135 derece yapar. Hatta şu kenarla şu kenar paralel olduğunu söylemiştik. Burası da 45. Burası 90 oldu. E o zaman burası 90'sı. Burası da 90 oldu. Yani şurası doğrusal oldu. Yani şunu bulurken ben hocam şu uzunluk artı şu uzunluk şeklinde düşünebilirim. E o zaman hadi bakalım onu bulmaya çalışalım. Ona göre işlem yapmaya çalışalım. Şimdi bir kenar kaçtı? 4'tü. Hocam şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım. Burası 4. Şuradan bir dik çizsek. Bu iki kenarı görüyor ya 45 derece değil mi burası da iki kenarı gördüğü için. 45 45 90 üçgeni 4 ise burası 2 kök 2 kök hali 2 kök aynı şekilde çizdin hocam burası 4 burası 4 4 ise dikdörtgenden 4 burası da 2 kök gibi mi çıktı evet şimdi burası 4 4 bölü kök 2 kök yaptı burası burası da 2 kök 2 x kenarlı üçgenden kök bölünmüş halde kaç yapar 2 yapar arkadaş burası 2 şurası kaç yaptı 4 artı 4 kök 4 artı 4 kök o zaman sen 4 artı 4 kök ne ekleyeceksin 2'ye ekleyeceksin. Şuradaki uzunluğu bulur musun? Bulursun. Gerçekten bu da güzel bir soru. Cevap 6 artı 4 kök 2 yapar. Yani cevap akçay oldu. Süper bir soru. Güzel bir soru. Yani diğer direkt dik üçgenle yapmak bizi zorlayacaktı. O yüzden şu köşegenle şunun eşit olmasını bulmamız güzel oldu. Evet 9. soruyu da böyle akçay bulduk ve test 4'ü bitirdik. O zaman Bir sonraki videoda son testte yani çok çokgenlerin 5. testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.